fert olarak hakikaten son derece kibar, nazik, beyefendi bir insandır. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde partililer belli bir noktaya geldikten sonra tavırları, fikirleri ve davranışları değişiyordu maalesef. Kemal Bey genel başkan olduktan sonra o milletvekili olan, grup başkan vekili olan Kemal Bey değildi artık. Hatta Yılmaz Ateş'in deyimiyle benim partim FETÖ'ye teslim oldu demişti. Ve maalesef FETÖ'yle mücadele sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün gazetelerine, televizyonlarına, bankalarına maalesef destek vermek gibi büyük yanlışlar yaptılar. Ve FETÖ'nün etkisi altında olduğu istikametinde çok fazla kendi parti içinden, yani eski hala CHP'li olduğunu söyleyen, eskiden CHP'de önemli görevlerde bulunmuş siyasetçilerin söylemidir. Altılı masayı toplama sürecinde de kabul etmek gerekir ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında olan 5 tane siyasi partiyi bir araya getirip onca ayrılıklara rağmen onları bir arada tutması Kemal Bey'in hakikaten bir başarısıdır. Bunu kabul etmek gerekir. İnandırıcı olmayan diğer bir benim takdir ettiğim şey, Nagihan Hanım da bir nebze temas etti. Yani partisini geniş kitlelere, daha doğrusu muhafazakar kesime açabilmek için hem altılı masayı toplaması hem helalleşme gibi bence son derece sosyal barışa katkıda bulunacak adımlar atmış olması da önemliydi. İnandırıcı olamadı tabii ki. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde olan sağ siyasi partilerin iktidarlarını gayrimeşru kabul etme politikasını da sürdürdü ve AK Parti iktidarının sürekli meşruiyetini sorguladı. Mesela onu Özgür Özel Bey 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini kabul etmek suretiyle telafi etti. Ancak Kemal Bey genel başkanlığı sürecince ne bir bakanın hatta Cumhurbaşkanı olarak bile kabul etmedi. Bir taraftan altılı masayla, helalleşmeyle muhafazakar kesime açılmaya çalışırken öte yandan da korkunç bir kutuplaştırma politikası takip etti. O yüzden ben Oral Bey'e o konuda çok fazla katılamıyorum. Açılım politikası onun altılı masayla bir araya gelmesi helalleşmede inandırıcı olamadı. Çünkü öteki taraftaki kutuplaştırıcı söylemi maalesef seçmene bile yani ne dedi? Yani hala AK Parti'ye oy veriyorsa öğretmene öğretmen demem dedi. Çiftçiye, hakime, savcıya yani hakaret sayılabilecek ifadelerle bir kutuplaştırma siyaseti takip etti. Fakat ben tabii şaşırdım. Elif Çakır'ı Meral Hanım'ın aday olması için göndermiş olması hakikaten çok ilginç bir davranış. Yani Meral Hanım zaten çok rahat konuşan, fikirlerini söyleyen ve istediği anda görüşen bir siyasetçi ve bugüne kadar seçilecek aday, kazanacak aday söylemiyle Kemal Bey'in adaylığına İyi Parti'nin de kendisinin de sıcak bakmadığını herkes biliyor.